Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi yerli akıllı telefonu seçeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda değişik bir şey kullandık. Hemen şuradaki anketten telefonlar için oy kullanabilirsiniz. Ayrıca sıralamayı da rastgele yaptık. Aklınıza herhangi bir şey gelmesin diyerekten ilk telefonumuza geçiyorum. İlk telefonumuz General Mobile GM5 Plus. Bu arada biz bu telefona bir sağlamlık testi yapmıştık. Hemen şurada çıkan karta tıklayarak o videomuzu izleyebilirsiniz. Telefonun ekranı 5.5 inç 1920x1081 çözünürlüğe sahip. Ayrıca üzerinde Snapdragon 617 işlemci mevcut. Ayrıca telefonu satın aldığınızda 3 GB RAM'i, Adreno 405 grafik işlemcisi, arka ve ön kamera aynı bu arada, 13 megapiksellik iki kamera sizi karşılıyor. GM5'te yüklü olan işletim sistemi Android 6.1, üzerinde de 3100 mAh'lik bir batarya mevcut. Ek olarak şunu da ekleyelim arkadaşlar, GM5 Plus'ın öz çekim kamerasında flash mevcut ve piyasada 900.000 TL arasında bir fiyata bulabiliyorsunuz. Sıradaki telefonumuz Casper VIA 10. Firmanın bu telefon hakkında iddiası şu: tüy gibi hafif, uçak gibi dayanıklı. VIA 10'un ekranı 4.8 inç ve 1280x721 çözünürlüğe sahip. İşlemci ise 64 bit Snapdragon 410. Ayrıca 1.2 GHz olduğunu da ekleyelim. Üzerinde 2 GB RAM takılı, pili ise 2000 mAh. Arka kamerası 8 megapiksel olan Casper VIA 10'un öz çekim kamerası 5 megapiksel. Ayrıca şöyle bir olay var bu telefon: gövdesinde uçak yapımında kullanılan malzeme kullanılmış. Grafik işlemcisi ise Adreno 306. Piyasada 700 ila 800 TL arasında fiyat aralıklarında bu cihazı bulabiliyorsunuz. Sıradaki telefonumuz Reader P10. Reader markasını yine şuradaki karta tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Bizim sağlamlık testlerimizden hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. P10'un ekranı 5.5 inç, çözünürlüğü ise 1280x800. Üzerinde bulunan işlemci 8 çekirdekli 1.3 GHz'lik MT6753T modeli. Grafik işlemci olarak üzerinde Mali T720 MP3 takılı ve 3 GB RAM cihazla birlikte geliyor. Reader P10'un üzerinde 3150 mAh'lik batarya bulunurken arka kamerası 13 megapiksel, öz çekim kamerası ise 5 megapiksel olarak karşımızda duruyor. Sıradaki telefonumuz Teknosa Prio P2. Prio P2 üzerinde 2 GB RAM, 5.5 inçlik ekran ve 1280x720 değerinde bir çözünürlük bulunuyor. İşlemci olarak MediaTek 8 çekirdekli işlemcisi MT6753 kullanılmış. Grafik ise Mali T720. Arka kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 8 megapiksel olan Teknosa Prio P2'nin 720 piksel video çekme özelliği de mevcut. Piyasada ise 900-950 arasında fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Son telefonumuz ise Vestel Venus V3. Vestel Venus toplamda 5 inç 1920x1080 Full HD bir ekrana sahip. Arka kamerası 13 megapiksel, V3'ün bataryası 2100 mAh ve işlemcisi ise 64 bit 8 çekirdekli Snapdragon 615. Üzerinde ise 2 GB'lık RAM takılı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Başında da söylediğim gibi hemen şurada bulunan anket üzerinden oylarınızı kullanabilirsiniz. Sonucu çok merak ediyoruz. Aynı zamanda 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ayrıca bu telefonlardan herhangi birine sahipseniz lütfen deneyimlerinizi de yorum bölümünden yazın ki telefonları satın almak isteyen olursa sizin bilgilerinizden faydalansın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hemen yan tarafımda oynayan videoya tıklayarak 2016'nın en iyi 5 özel tasarım telefonu videomuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.